Belki de bizim kafamız şöyle daha iyi çalışıyor. Merkez Bankası nedir, ne işe yarar dansa, Merkez Bankası ne değildir üzerinden mi konuşmak gerekir? Evet. Şimdi Merkez Bankası önce ne işe yarıyor? Bir kere emisyon yapma yetkisi var. Piyasalarda istikrarı sağlama, piyasa likiditesini düzenleme gibi bir takım işlevleri var. Bazı ülkelerde, örneğin Amerika'da Merkez Bankası'nın sadece fiyat istikrarı değil, yani enflasyonla mücadele değil, aynı zamanda ekonomik büyümeye yardımcı olma, istihdamı artırma gibi bir şey de var. Görevi de var. Mesela bizde öyle değil. Bizde öncelikli sorunu Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeledir. Yani fiyat istikrarıdır Türkiye'de. Dolayısıyla ne yapmaması gerekiyor? Yani Merkez Bankası'nın özellikle bizim gibi ekonomilerde en önemli problemi özellikle oy maksimizasyonu çerçevesinde hareket eden siyasetçinin fazla şeyine girmemesi gerekiyor. Yani onun suyuna çok fazla girmemesi gerekiyor. Evet, yani şu olabilir. Merkez Bankası kardeşim hesap vermeyecek. Siyasetçi olarak bu ülkeden ben hesap vereceğim herkese. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bağımsızlığı diye bir şey olmaz. Ben bunu yapıyorum diyebilirsiniz. Ama bunu yani illaki şeyde değildir. Merkez Bankası bağımsız olsun olmasın bu tartışmalı bir konudur. Ama ben yine de şöyle düşünüyorum. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde veya kronik kapitalizm dediğimiz ahbap çavuş kapitalizminin olduğu ülkelerde Merkez Bankası'nın çok fazla siyasetin şeyine girmesi, yani siyasetçinin yoluna girmesi ve her dediğine evet demesi, sonuçta evet kısa dönemde o siyasetçiye oy kazandırabilir ama ülkede farklı bir takım sorunları da ne yapabilir? Beraberinde getirebilir. Bunlardan bir tanesi de tabii ki enflasyon problemidir örneğin.